Öncelikle 2022-2023 futbol sezonu önümüzdeki hafta bitiyor. Galatasaray şampiyon oldu. Bugün kupasını verdik. Çok tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'ne katılması en büyük dileğimiz. Çünkü biliyorsunuz bu sene Avrupa'da en çok puanı topladığımız yıl oldu. İnşallah gelecek sene tek eleme oynamadan geçecekler. Bundan sonra puanımızı artırabilirsek daha sonra Şampiyonlar Ligi'ne eskiden olduğu gibi iki takım katılma şansını elde etmek istiyoruz. O yüzden Galatasaray'a bu yıl büyük iş düşüyor. Puanlarımızı Avrupa'da artırabilmek için. Rekabet oldu bu sene. Hem Süper Lig'de, hem birinci Lig'de, hem ikinci Lig'de, hem üçüncü Lig'de. Yeni getirmiş olduğumuz sistemle biliyorsunuz hem birinci, ikinci ve üçüncü Lig'deki playoff sistemini değiştirdik. 7 takım birinci Lig'de playoff oynadı, 7. takım. Aynı şekilde ikinci ve üçüncü liglerde de değiştirdik. Onun için son haftaya kadar heyecan devam etti. Biliyorsunuz birinci ligde üçüncü Süper Lig'e gidecek takım hala belli değil. Önümüzdeki hafta final maç oynanacak. Küme düşen takımlar hala belli değil. Önümüzdeki hafta belli olacak. O yüzden bu şekilde rekabet içerisinde olan bir lig her sene özellikle Türkiye'deki futbolun marka değerini artırma açısından da naklen yayın açısından da bize ve takımlarımıza daha büyük fayda sağlayacak. Ben özellikle bütün şampiyon olan takımları yani sadece Süper Lig'de değil, birinci ligde, ikinci ligde, üçüncü ligde ve baldan üçüncü lige çıkan şampiyon takımların hepsini sizlerin huzurunda tebrik ediyorum ve önümüzdeki yıl hepsine başarılar diliyorum. Türkiye önümüzdeki hafta ayın 10'unda çok büyük bir kupaya ev sahipliği yapacak. Şu anda bütün uğraşımız, bütün çalışmamız onunla ilgili. Özellikle dünyanın kalbi cumartesi günü İstanbul'da atacak. O yüzden biz bu kupayı çok güzel bir şekilde İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. UEFA Başkanı, FIFA Başkanı, bütün özellikle Avrupa'daki federasyon başkanları misafir olarak Türkiye'ye gelecekler. Onlara çok iyi bir ev sahipliği göstermek istiyoruz. Perşembe günü Yenikapı'da saat 11'de Şampiyonlar Ligi kupasını oraya götüreceğiz. Ben ve Hamid Altıntop ve orada gösteriler, özellikle bir takım önemli sanatçılar şenlik havasında Şampiyonlar Ligi kupasını orada ziyaret edecekler. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için müracaat ettik. Ekim'in 10'unda sonuçlanacak bu yıl. İkisi aynı anda, aynı tarihte açıklanacak. Onun için bu Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasına yapacağımız ev sahipliği bizim açımızdan çok önemli. İnşallah kazasız belasız en güzel bir şekilde bu kupayı sahibine veririz. Bizim için sevindirici olacak da bir başka şey. Biliyorsunuz Inter'in kaptanı aynı zamanda milli takımımızın kaptanı Hakan Çalkanoğlu. Yine Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan yine Türk. İnşallah bir Türk'ün elinde Avrupa Şampiyonlar Ligi kupası yükselecek. Onun için de mutluyuz ve gururluyuz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.